Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Forum Metaverse programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor, bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin potansiyeli kendi silikon vadisini oluşturacak düzeydedir, dedi ve ekledi, önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Bugün 21 Mart. 21 Mart baharın habercisidir, Nevruz geleneği, milletimiz arasında mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu kutluyorum. Bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz metaverse hakkında konuşmak, tartışmak üzere bir aradayız, bu siyasette bir ilk. Bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. AK Parti sadece hastane, okul binası, yol, köprü, baraj inşa etmekte kalmamıştır. Yaptığımız yatırımlarla bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını biz sağladık. Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var. Mecliste kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu ile hazırladığımız eylem planı ile bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz. Yazılımdan pazarlamaya geniş bir yelpazede dijital medyada doğup büyüyen şirketlerin sayısı giderek artıyor, bizim sömürü düzenine dayalı kaynaklarımız olmayabilir. Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz var, her türlü krizin üstesinden gelebilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz. Bizim sömürü düzenine dayalı kaynaklarımız olmayabilir, her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz var. Her türlü krizin üstesinden gelebilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz. Yaptığımız, inşa ettiğimiz her şey dijital kültür ürünlerinin de geniş, tabii bir hedef kitlesi var. Ülkemizin potansiyeli kendi silikon vadisini oluşturabilecek düzeydedir. Daha önceki sayısız örneğin üzerine son Ukrayna-Rusya krizi bize şu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Her alan gibi dijital dünyada da kendi altyapınıza, kendi mecralarınıza, kendi insan gücünüze sahip değilseniz, yani yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin eşindesiniz demektir. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, akıncılarınızı yapamıyorsanız her an köle olmayla karşı karşıyasınız. Tıpkı diplomaside, ekonomide, askeri alanda olduğu gibi dijital dünyada asıl olan kendi gücünüzdür. Özgün teknolojilerimizi, yazılımlarımızı geliştirmeden, özgün içeriklerimizi üretmeden kafamızı yastığa, huzuru kalpte koyamayız. Geleceğimize güvenle bakamayız.